Fenerbahçe Televizyonu ekranlarından herkese merhabalar sevgili izleyenler. 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Günü için Büyükçekmece Fenerbahçeli İş İnsanları Derneğimizin düzenlediği kutlama organizasyonundayız ve bu güzel görüntüleri sizlerle de paylaşıyor olacağız. Fenerbahçeliler gününde Büyükçekmece Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği olarak çok güzel bir organizasyona ev sahipliği yapıyorsunuz. İlk olarak organizasyondan bize biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Öncelikle hoş geldiniz. Biz Büyükçekmece Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği olarak 2020 yılında kurulduk. Kuruluşumuzdan bu yana tüm STK faaliyetlerinde her zaman toplum yararına olan işler yapmaya çalıştık. Bugün de tabii bizim için çok farklı bir gün, çok anlamlı bir gün. Bugün Dünya Fenerbahçeliler Günü. Her ne olursa olsun, her şartta, yaşanılacak her türlü olumsuzlukta zaten biz Fenerbahçeliyiz. Bir gençliğimiz daha olsa, bir hayatım daha olsa bunu tekrar Fenerbahçe'ye adamaktan hiç çekinmem. Fenerbahçeliler Günü'nü kutlamak için çok güzel bir organizasyonda bir aradayız. Neler söylemek istersiniz? Evet, öncelikle tabii bütün Fenerbahçelilerin Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü kutluyorum. Sevgili başkana da çok teşekkür ediyorum bizi buraya davet etti. Büyükçekmece Fenerbahçeliler Derneği olarak Fatih Başkan. Bu hem bizim için bir vesile oluyor. Taraftarımızla, derneklerle bir araya geliyoruz. Birbirimizi daha iyi tanıyoruz. Hem de bu güzel günü paylaşıyoruz. İnşallah hep böyle mutlu güler yüzlü bir şekilde sezonu da öyle bitiririz. Bugün bu etkinlik bizim için çok değerli. Bugün Dünya Fenerbahçeliler Günü, tarihimizi, kültürümüzü kutladığımız, heyecanla geçirdiğimiz bir gün bugün. Aynı şekilde etkinlik de çok iyi hazırlanmış, çok başarılı bir etkinlik. Umarız ki çok coşkuyla, keyifle bugün de geçireceğiz. Bütün dünyadaki Fenerbahçelilerin Dünya Fenerbahçeliler Günü kutlu olsun. Bizim için önemli günlerden bir tanesi bugün. Zira Fenerbahçeliler için önemli gün haliyle fazla. Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümleri bizim için önemli gün. Atatürk'ümüzün içerisinde olduğu her şey bizim için önemli bir gün. Ama bugün bambaşka bir gün. Dünya Fenerbahçeliler Günü. Bugün sadece Fenerbahçelilere atfedilmiş bir gün. Dolayısıyla biz de bugünü, bu bize atfedilmiş günü böyle şölen havasında birlikte beraberlik içerisinde kutlamayı düşünüyoruz. İnşallah gecenin sonunda mutlu bir şekilde ayıracağız buradan. Bugün dernek olarak çok güzel bir kutlama gecesine imza atıyorsunuz. Neler söylemek istersiniz Fenerbahçeliler Günü? Vallahi biz bu gece için bir aydır çalışıyoruz. Bu bölgedeki siyasiler, kaymakamımız, ilçe emniyet müdürümüz, herkesi burada olmasını çok istedik. Bu bölgede çok yankı uyandıran bir derneğiz. Sadece bu bölgeyle kalmıyoruz. Hatta Fenerbahçe Ork'ta en fazla etkinliğe çıkan derneğiz. Çok heyecanlıydık. Çok uyuyamadık gece 4'e 5'e kadar hazırlıklar sürdü zaten. Şu anda çok güzel bir ortam oldu. Herkes çok mutlu. Biz de çok mutluyuz. Evet, çok güzel bir organizasyon. Büyükçekmeceli Fenerbahçeli olarak toplandık. Hazırlayanlara çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de desteğiniz için çok teşekkür ediyoruz. En büyük Fenerbahçe, iyi ki Fenerbahçe. En büyük Fenerbahçe, başka hiçbir şey yok bu dünyada. Bundan kıymetlisi yok. Teşekkür ediyorum bizimle birlikte olduğunuz için. Sağ olun. Dünya Fenerbahçeliler Günümüz kutlu olsun. İyi ki Fenerbahçeliyiz. Ne mutlu Fenerbahçeliyim. Burada olmaktan son derece çok mutluyum. Fenerbahçemiz hep yaşasın. İyi ki Fenerbahçe. Her zaman öyle olacak. Hayatım boyunca hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim. Bence herkesin Fenerbahçeli olması gerekiyor. (Gülüyor)
Çok mutluyuz böyle bir ailenin içinde olduğum için. Büyükçekmece Fenerbahçe iş insanları ailesinin içinde olduğum için mutluyum. En büyük Fenerbahçe diyorum. Başka büyük yok. Güzel bir organizasyondayız. İlk olarak nasıl geçiyor diye sorsak size gece. Bu geceyi biz aşağı yukarı 1,5 aydan beri tasarlıyoruz. Masa başında düşündüğümüzün daha iyisi oldu. Emeği geçen tüm Büfit aileme, Büfit yönetim kurulundaki arkadaşlarıma, dostlarıma, başkanıma çok teşekkür ediyorum. Biz kağıt üstünde bile bu kadar güzel olacağını tahmin edememiştik. Dünya Fenerbahçeliler Günü için neler söylersiniz buradan izleyicilerimize? İnsanların anılarına baktığı zaman bence en mutlu olduğu anılar neyle özleştiğine bakmak lazım. Benim eşimin ve iki çocuklarımın en mutlu anılar mabedimizde Saracoğlu'nda. O yüzden bizim için Fenerbahçe birçok kavramın üstünde, birçok anın ve anının üstünde. Biz çok güzel iki tane çocuk yetiştiriyoruz ve ikisi de çok iyi Fenerbahçeli ve bununla gurur duyuyoruz. Vallahi çok eklenecek bir şey yok. Buraya gelen herkese çok teşekkür ederiz. Hepsinin ayaklarına sağlık. Bu sıcak havada buraya geldiler. İçerideki de herkesten de görüldüğü gibi gerçekten çok muhteşem kutladık. Tüm dünyadaki Fenerbahçelilerin Fenerbahçeliler Günü kutluyorum. İnşallah bu sene o sene olur, şampiyon oluruz. Hepinize teşekkür ederim. Sizin de ayağınıza sağlık. Fenerbahçeli Ticaret Liseliler Derneğimiz de 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü düzenlediği gecede kutladı. Efendim öncelikle merhabalar. Merhaba. Fenerbahçeli Ticaret Liseliler olarak bugün buradayız. Neler söylersiniz efendim? Bugün aynı zamanda Dünya Fenerbahçeliler Günü. Siz neler söylemek istersiniz? Teşekkür ederim. Öncelikle bütün Fenerbahçe camiasını Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü canı gönülden kutluyorum. Bugün biz iki anlamlı tarihi kutluyoruz kendi adımıza. Birincisi tabii ki Dünya Fenerbahçeliler Günü'nün önemi. Bir diğeri de derneğimizin birinci kuruluş yıl dönümü. Biz de dünyada bu tarihte kurulan, yani 19 Temmuz tarihinde kurulan ilk ve tek derneğiz. Bunun gururunu yaşıyoruz. Bu süreçte bize destek olan başta başkanımız Sayın Ali Koç'a, yönetim kurulu üyelerine, dernekler müdürümüze tek tek ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Amacımız inşallah Fenerbahçe'mizi camiamızla birlikte çok iyi yerlere getirmek. Tabii ki önceliğimiz her zaman olduğu gibi Atatürk ilke ve inkılapları. Bu doğrultuda bu özel ve güzel günlerimizi şampiyonluklarla taçlandırabilirsek ne mutlu bize. Biz de bu doğrultuda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Büyük bir heyecanla. Bugün çok özel bir gün, çok özel gününde beraberiz. Fenerbahçe Ticaret Liseliler olarak bugün Fenerbahçeliler Günü'nü kutluyoruz. Siz neler söylersiniz efendim? Öncelikle bütün Fenerbahçelilerin, tüm dünyadaki Fenerbahçelilerin Fenerbahçeliler Günü'nü kutluyorum. Hepimize hayırlı olsun. Çok keyifli bir gece olacak. Bildiğiniz gibi biz de ticaret liseliler olarak çok yeni kurulmuş bir derneğiz. Derneğimizi 19 Temmuz'da kurmayı başardık. Birinci yılımızı da kutluyoruz bugün, çok özel. Buradan başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Bu kuruluş günü dolayısıyla bize bir mektup yazmış özel. Saygıyla teşekkür ediyorum kendisine. Bizler 35-40 senelik arkadaşlarız. Bir gün böyle bir sohbet esnasında bu derneği kurmaya karar verdik ticaret liseliler olarak. Ve şu anda 100'lü 160'lara yaklaşan bir sayıdayız. Geçen sene bildiğiniz gibi, sizler de takip ediyorsunuz, aşağı yukarı hiçbir deplasmanı kaçırmayan bir derneğiz açıkçası. Türkiye'nin her yerine yayıldık diyebiliriz şu anda. Burada Antalya'dan ve İzmir'den gelen misafirlerimiz de var bizlerle beraberler. İnşallah çok daha iyi yerlere geleceğiz. Çok güzel projeler hazırlıyoruz. Kulübümüze layık olacak bir şekilde. Öncelikle hem sizin Dünya Fenerbahçeliler Günü'nüzü kutlarken hem de sizlerden bugüne dair görüşlerinizi almak istiyoruz. Fenerbahçeli Ticaret Liseliler olarak buradasınız. Neler söylersiniz? Öncelikle hepimizin Dünya Fenerbahçeliler Günü kutlu olsun. Ayrıca bizim için çok daha müstesna bir gece. Ticaret Liselilerin birinci kuruluş yıl dönümü 19.07.2023 yılında kurulduk ve birinci senemiz. Hepimiz için hayırlı uğurlu olsun. Bu gece aramızda olduğunuz için sizlere de çok teşekkür ederiz.
keyifli bir gün diliyorum. Fenerbahçe'mizin, Dünya Fenerbahçeliler gününüzün hepinizin kutluyorum. Ben de dünyanın en büyük spor kulübünün 2 sene 2 dönem yönetim kurulu üyesi yapma onuruna eriştim.